Sina, abim niye çağırmış Hafız Efendi'yi çiftliğe? Ben de bilemedim vallahi Halide Hanım. Bana bir şey de söylemedi bey. Ramazan her şeyi anlatmış olabilir mi acaba Hafız'a? Mümkündür. Sever Ramazan Hafız Efendi'yi. Eğer bir de dertleşmek istemişse. Eyvah. Hafız Efendi abime konuşursa yanarız. Halide Hanım, beni dinlerseniz vakit varken bu işten dönelim. Şu saatten sonra dönmek olmaz. Hem zaten Ramazan alıp gitmiştir kızı İstanbul'a. Gitmemiş. Gitmemiş mi? Dün gece içime bir kurt düştü. Sabah gün doğmadan kalkıp bağ evine gittim. Kız görmesin diye evin içine girmedim. Uzanıp dışarıdan baktım. Bizimkisi uzanmış yatıyordu. Kız da sandalyeye bağlı uyumuş kalmış. Muzaffer Bey'in tomofilini de ortalık yere rastgele bırakmış Ramazan. Kimse görmesin diye arabayı evin arkasına çektim. Ben de döndüm geldim. Gerizekalı oğlan. Hey Allah'ım. Ne yapacağız biz şimdi? Sen hemen bir at hazırlat bana. Bağ evine mi gideceksiniz? Bağ evine gideceğim. Gitmeyin Halide Hanım. Ne yani? Kaderimize razı mı geleceğiz? Hafız Efendi bir şey biliyorsa anlatır. Yalan söylemez. Nafile uğraş bizimkisi. Denemekten zarar çıkmaz. Hiç değilse kızı çiftlikten göndermiş olalım. Hadi hiç durma. Ben Zahoğlu'nu daha şu kadarcık çocukken beri tanırım, bilirim Muzaffer Bey. Filakika Ramazan kızı kaçırmış olsun, bana da gelip anlatmış olsun. Ben aramızdaki muhabbeti gelip size anlatmam. Anlatırsam gıybet etmiş olurum ki bu... Bırak şimdi gıybeti filan! Küçük bir kızı kaçırmak... rızasıyla da olsa kaçırmak suçtur. Bak Hafız Efendi, eğer Ramazan kızı kaçırdıysa ve sen de bunu bilip söylemiyorsan, kanun karşısında suçun ortağısın demektir. Şimdi tekrar soruyorum. Ramazan kızı kaçırmış mı? Kaçırmış. Nereye? Nereye dedim? Söyledi ama hatırlamıyorum. Peki. Hatırlaman için ne kadar lazım? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.